Herkese merhaba, ben Doktor Mustafa Kalkan. Bugün sizlere günümüzün en önemli sorunlarından bir tanesi olan kabızlıktan bahsetmek istiyorum. Özellikle burada basit yapmanız gereken yaşam tarzı değişiklikleri çok önemli. Kabızlık size belki basit bir hayat konforunu bozan bir tablo gibi görünse de aslında düzenli bir şekilde dışkılayabilmek vücudumuz için oldukça önemli. Neden önemli? Vücudumuzdaki detoksifikasyon sistemlerinin çıkış noktalarından bir tanesi de bağırsaklardır. Daha önce süper besinler videosunda da detaylı bir şekilde anlatmıştım. Vücudumuzda bazı detoksifikasyon sistemleri var. Faz 1, faz 2 ve faz 3 dediğimiz bu sistemlerin temel amacı yağda eriyen toksinlerin suda eriyebilir hale dönüştürülerek idrarla, safrayla ve terle birlikte atılabilmesidir. İşte safrayla da bu toksinler çevrildikten sonra bağırsağa akıtılır ve bağırsakta da gayta yoluyla dışarıya atılmış olur. Yani vücudunuzda bir hastalık varsa, bütün kronik hastalıkları buna dahil edebilirsiniz. Vücudu iyileştirmenin yolu, şifaya ulaşmanın ilk yolu vücudun bu çıkış noktalarını önce düzeltmek olması lazım. Yani kabız olan bir insan, bol su tüketmeyip idrar çıkışı az olan bir insan, egzersiz yapmayan, terlemeyen, sedanter bir hayat süren bir insanın öncelikle vücuttaki detoksifikasyon sistemlerinin çıkış kapıları kapalı demektir ve bu hastada da tam anlamıyla iyileşme biz göremeyiz. Ben hep şunu söylüyorum, öncelikle çıkışı düzelt. Önce kabızlık varsa kabızlığı düzeltmek bizim temel amacımız olması lazım. Yani bir binada her şey yolunda giderken kanalizasyon gideri tıkanırsa o binada neler olabileceğini tahmin edersiniz. İşte vücutta da aynı bu şekilde öncelikle bu çıkışları düzeltmek lazım. Kabızlık olduğunda şu da olur. Evet, sizin belki faz 1, faz 2 reaksiyonlarınız doğru çalışıyor olabilir. Gerçekten metilasyon döngünüz doğru çalışıyordur. Yağda eriyen toksinleri suda erir hale vücut dönüştürebilir. Safrayla birlikte bağırsağa akıtabilir. Ancak bu çıkış olmadığı takdirde bağırsakta bu toksinler tekrar emilerek tekrar vücuda karışabilirler. İşte bu nedenle kabızlık belki göründüğü kadar basit bir tablo olmaktan öte çok önemli bir durum ve çözülmesi en elzem tablolardan bir tanesi. Peki kabızlık sebepleri neler? Kabızlık sebeplerinin en başında lifsiz beslenme yatmakta. Maalesef modern beslenme ile birlikte lif alımımız oldukça kısıtlandı. Eski çağlarda insanlar 100 grama kadar lif tüketimine sahipken günümüzde modern beslenme ile birlikte lif alımımız 10 grama kadar düşmüş durumda. Bunun da sebepleri arasında fast food tarzı beslenme yatıyor. Dolayısıyla kabızlık çözümlerinde de bahsedeceğim. Hayatımıza lifi dahil etmemiz kesinlikle gerekiyor. Bunu ya beslenmenizde lifli gıdaların miktarını artırarak yapabilirsiniz ya da prebiyotik lifleri hayatımıza dahil ederek de lif tüketimimizi artırabiliriz. İkinci kabızlık sebebi ise sedanter yaşam ve hareketsizlik. Maalesef günümüzde evlere kapanmış olmanın veya masa başı çalışmanın getirdiği bir handikap olarak egzersiz yapmama sonucunda da kabızlık oldukça yaygın gözlenebilmekte. Özellikle bağırsak hareketlerini tetikleyen en önemli şeylerden bir tanesi de kor bölgesindeki, yani göbek bölgesindeki, karın bölgesindeki kasların çalışması. Eğer bu bölgedeki kaslar çalışmıyorsa kabızlığı tetikleyen sebepler arasında sayılabilir. Üçüncü en önemli sebep ise su alımının zayıf olması veya kafein alımının aşırı miktarda olması. Evet, kafein belli bir yere kadar özellikle kahve bağırsak hareketlerini artırıcı etki gösteriyor. Ancak fazla miktarda tüketildiğinde ise vücudu dehidrate bırakarak tam tersi kabızlığı tetikleyebilmekte. Dördüncü en önemli sebebimiz ise hipotiroidi. Hipotiroidi daha önce de başka videolarda da bahsettiğim gibi bütün vücutta bir metabolizma yavaşlığına sebep olur. Saç dökülmesinden halsizlik, yorgunluğa kadar, kilo almaya kadar bütün metabolizmayı yavaşlattığı gibi bağırsak hareketlerinde yavaşlatıcı etki göstermektedir. Özellikle Hashimoto tiroiditi günümüzde en yaygın otoimmün hipotiroidi sebeplerinden bir tanesi ve kadınlarda biz oldukça yaygın görmekteyiz. Bu da kabızlığın en önemli sebepleri arasında sayılabilir. Bunun yanında diğer kronik hastalıklar da özellikle diyabet ve diyabetin komplikasyonlarından bir tanesi olan nöropati kabızlık sebepleri arasında. Çünkü bizim bütün bağırsağımız sürekli olarak ileriye doğru bir sıvama hareketi gerçekleştirir. Bu sıvama hareketinin, yani peristaltik kasılma hareketini sağlayan da bağırsağımızın etrafındaki nöronal sistem. Bu nöronal sistem, işte diyabete bağlı bir nöropati varsa, yani sinir hasarı meydana geldiyse, bu nöronal sistem, yani bağırsağın kasılmasını ve sürekli ileriye doğru içeriğini ilerletmesini sağlayan sistemde de problem meydana gelecektir. Bu da kabızlığı tetikleyen sebepler arasında sayılabilir. Kabızlığı tetikleyen bir diğer faktör ise hamilelik. Özellikle hamilelikte karnın bağırsaklara bası yapması dolayısıyla kabızlığı oldukça yaygın görmekteyiz ve buna bağlı da hemoroid gibi sorunlarla oldukça fazla karşılaşmaktayız. Bu nedenle hamilelik döneminde de özellikle lif tüketimini artırmak, bol sıvı tüketmek ve birazdan da anlatacağım yaşam tarzı değişikliklerine dikkat etmek oldukça önemli. Onun yanında kullanılan bazı takviyeler de, bazı ilaçlar da kabızlığa sebep olabilir. Örneğin demir ilaçları genelde kabızlık yaratabilir. Bunun yanında kalsiyum takviyesi kullanmak da kabızlığı tetikleyebilir. Ayrıca vücutta kalsiyum miktarını artıran bir hormon daha var. O da paratormon. Paratormon sentezleyen bezlerimiz de paratiroid bezlerdir. Normalde tiroid bezinin altında bulunan küçük bezciklerdir paratiroid bezi. Paratiroid bezinde de bir adenom veya tümör söz konusu olduğunda da vücutta hiperkalsemi geliştirilir.
gelişebilir. Bu da kabızlığı tetikleyen faktörler arasında sayılabilir. Diğer kabızlık sebepleri arasında SIBO yer almakta. Metan sentezleyen bakterilerin zengin olduğu SIBO da kabızlığa sebep olabilir. IBS'de çoğunlukla SIBO tablosuna eşlik eden bir tablo. Altta yatan psikolojik sebepler de yer almakta. Aynı zamanda bu SIBO'da meydana gelen bakteri üremesi de çoğunlukla IBS tablosuyla karışabilmekte. Ani gelen dışkılama hissi, tuvalete gittiğinizde tam anlamıyla defekasyon yapamama hissi veya tam tersi kabızlık hissiyle de seyreden bir tablo IBS. Bunlar da kabızlık sebepleri arasında sayılabilir. Son olarak da kronik stres kabızlığın en önemli sebeplerinden bir tanesi. Bizim normalde sindirim işlemlerinin gerçekleşmesi için, boşaltım işlevlerinin gerçekleşebilmesi için parasempatik sistem hakimiyeti altında olmamız gerekiyor. Ancak sempatik sistem, yani bizim kronik stres altında aktif olan sistem hakimiyeti söz konusuysa bütün bu parasempatik sistem fonksiyonları vücutta yavaşlayacaktır. Buna şunu örnek verebiliriz. Örneğin bir misafirliğe gittiğinizde, yani kendi evinizde olmadığınız bir tabloda ne oluyor? Kronik stres altında olduğunuz için, kendinizi güvende hissetmediğiniz için boşaltım sisteminiz defekte uğruyor. Yani parasempatik sistem hakimiyeti değil, sempatik sistem hakimiyeti altında kalıyorsunuz. Ancak daha evinize geldiğinizde anahtarı anahtar deliğine uzattığınızda bile vücudunuz o güven ve konfor ortamını hissedip hemen tuvaletinizin geldiğini hissettiğiniz çok anlar yaşamışsınızdır. İşte bunun altında yatan sebep sempatik parasempatik sistem arasındaki dengeye dayanmakta. Kronik streste aynı misafirlik örneğinde olduğu gibi vücutta sürekli bir sempatik sistem hakimiyeti yaratarak kabızlığa sebep olmakta. Aslında gaitamızın şekli bize kabızlık anlamında da fikir vermekte. Bristol skalası dediğimiz bir şekil üzerinden gerçekleştirilen değerlendirme sistemine göre tip 3 ve tip 4 gibi aslında gaitanızın olması işlerin yolunda gittiğini gösteren bir parametre. Ancak tip 1 ve tip 2 gibi olması kronik kabızlık anlamına geldiği gibi tip 5 lif eksikliğini göstermekte. Tip 6 ve tip 7 yani çok cıvık bir dışkılama olması da vücudunuzda yağların sindiriminde bir problem olduğunu veya emilimle ilgili bir problem olduğunu gösteren MR'lerden bir tanesi. Bu yeniden emilim olabilmesinin dışında detoksifikasyon sistemlerinin görev aldığı bir yerde örneğin östrojenin de vücuttan temizlenebilmesi. Östrojen evet bir yere kadar çok faydalı bir hormon, kadınlığın temel hormonlarından bir tanesi. Ancak vücuttaki fazla östrojen vücuttan temizlenmediği takdirde östrojen dominansının tetiklediği özellikle jinekolojik kanserlere zemin hazırlayabilmekte. Yani meme kanseri gibi, rahim kanseri gibi kanserler de vücuttaki östrojenin fazla olması ve atılamamasından kaynaklanmakta. Biz erkekler olarak da günümüzde birçok yerden östrojene maruz kalmaktayız. İşte marketten aldığımız tavuk etinde, kırmızı ette veya xenoöstrojenler dediğimiz plastikten geçen BPA gibi maddelerle birlikte erkekler de aşırı miktarda östrojene maruz kalıyor. Bunun da vücuttan temizlenmesi detoksifikasyon yolaklarıyla yani faz 1, faz 2 ve safra ile birlikte gaitaya katıldıktan sonra düzenli bir dışkılamayla birlikte vücuttan temizlenebiliyor. İşte erkeklerde jinekomastinin bu kadar artmasının, infertilitenin bu kadar artmasının sebebi de östrojenin vücuttan tam anlamıyla temizlenememesi, işte vücuttan bazı maddeleri temizleyememenin getirdiği birçok problem de kabızlık probleminden ortaya çıkmakta. Şimdi kabızlıkta yapılabilecek doğal yaşam tarzı değişikliklerinden ve bazı takviyelerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle kabızlıkta yapmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi vücudumuzun doğal reflekslerinden yararlanmak. Nedir o? Her insanın sabah uyandığında özellikle ilk 1 saat içerisinde gastrokolik refleks dediğimiz bir dışkılama hissi fizyolojik olarak gelmekte. Ancak bunu yakaladınız. Birazdan giderim veya o refleks geldiğinde tuvaletinizi tuttuğunuz takdirde o refleks belki bir gün boyunca bir daha size gelmeyebilir. Dolayısıyla sabah gelen bu refleksi kesinlikle yakalamak ve değerlendirmek lazım. Onun yanında sabah uyandığınızda dişlerinizi fırçaladıktan sonra bir bardak su içmeniz özellikle önemli. İşte bütün bağırsağa bir sıvı içeriği göndermekte o sabahki refleksi de tetikleyecektir ve sabah sizin o refleksi de değerlendirdiğinizde daha rahat bir şekilde dışkılamanızı sağlayacaktır. Bu refleks aynı zamanda yemek yedikten sonraki 1-2 saat içerisinde de gelmekte. İşte yemek yedikten sonra da gelen bu refleksleri ertelemeden işte şu dizi reklam arasına girsin de öyle giderim demeden hızlı bir şekilde değerlendirmek sizin için yapabileceğiniz en önemli yaşam tarzı değişikliklerinden bir tanesi. 2. Sabah özellikle kahve içmek. Evet, biraz önce fazla kahve tüketmek vücudu dehidrate bırakacağı için kabızlığa sebep olabilir demiştim. Ama aynı zamanda kahve bağırsak motilitesini artırıcı etkiye sahip. Sabah içilen bir fincan kahve, işte Türk kahvesi olabilir veya filtre kahve, americano gibi bir kupa kahve içmek de sabah o motilite artışına sebep olup sizin rahat bir şekilde dışkılamanıza yardımcı olabilir. 3. Bol su tüketmek. Zaten biraz önce sebepler arasında saydığım gibi gün içinde bol sıvı tüketmek de yapılabilecek şeyler arasında. Ama en
önemlisi, sebepler arasında da ilk sırada saydığım şey liften fakir beslenme. Dolayısıyla lif tüketimimizi öyle ya da böyle artırmamız gerek. Bunu ister beslenmeyle birlikte artırabiliyorsanız beslenmeyle birlikte, beslenmeyle artıramıyorsanız da doğal prebiyotik liflerden faydalanmak lazım. Daha önce yayınladığım prebiyotik hakkında her şey videosunda detaylı bir şekilde prebiyotik lifleri anlatmıştım. Hatırlarsanız benim klasik bir cümlem var. Her prebiyotik liftir ama her lif prebiyotik değildir diyorum her seferinde. Ne demek bu? Bir lifin prebiyotik özellikte olabilmesi için bağırsağımızdaki bakteriler tarafından besin olarak kullanılabiliyor olması lazım. Bakteriler bu lifleri kullanarak postbiyotik dediğimiz fermentasyon son ürünlerini sentezleyebiliyor olması lazım. Ayrıca bakteriler bu besinleri kullandığında sayıca dost bakterilerin bağırsağımızda artabiliyor olması lazım. İşte burada da hatırlarsanız size daha önceki videoda da bütün kalın bağırsağı kapsayabilen bir liften bahsetmiştim. Hindiba köklerinden elde edilen inülin ve inülinin ileri işlemlere tabi tutulmasıyla elde edilen fruktooligosakkarit kombinasyonundan bahsetmiştim. İnülin ve fruktooligosakkaritin bir arada olması bize şunu sağlıyor. Normalde fruktooligosakkarit bağırsağın çıkan kısmındaki bakteriler tarafından besin olarak kullanılabilirken inülin transvers ve distal kolonda yani kalın bağırsağın ikinci ve üçüncü kısımlarında daha iyi besin olarak kullanılabiliyor bakteriler tarafından. İnülin ve fruktooligosakkaritin bir arada olması bizim bütün kalın bağırsaktaki bakterilere lif desteği göndermemizi sağlıyor ve kabızlık anlamında ve prebiyotik liflerden beklediğimiz diğer faydalar anlamında çok daha fazla fayda görmemizi sağlıyordu. Prebiyotik lifleri sıcak soğuk fark etmeksizin çayınıza kahvenize karıştırarak veya suya karıştırarak besininize karıştırarak çok rahat bir şekilde tüketebilirsiniz. Hatta çok küçük yaşlardan itibaren de güvenli bir şekilde hayatınıza dahil edebilirsiniz. Bağırsak hareketlerini artıran ve gaytayı yumuşatan bir diğer doğal takviye ise magnezyum. Özellikle burada da magnezyumun sitrat formu kabızlık üzerinde bizim daha fazla fayda gördüğümüz bir magnezyum formu. Magnezyumun inorganik ve organik formları vardı hatırlarsanız. İyi emilen formlar organik formlardı ve bunlar arasında da magnezyum sitrat bağırsakta dengeli bir şekilde gayta yumuşatıcı etki gösteren bir magnezyum formu. İnorganik, emilimi kötü olan formların yan etkisi de neydi? İshal yapmalarıydı. Onlar da aslında kabızlık üzerinde faydalı. Yani magnezyum oksit, hidroksit gibi nispeten kötü emilen yani dokulara daha zayıf geçen magnezyumlar emilemediği için bağırsakta kalır ve bağırsağa su çekerek laksatif yani diyare yapıcı etki gösterirler. Ancak onların diyare etkisi çok daha kuvvetli. Bazen kabızlıkta fayda görelim derken tam tersi diyareyi de tetikleyebiliyoruz. Ancak magnezyum sitrat formu hem dengeli bir şekilde gayta yumuşatıcı etki göstermekte hem de dokulara da geçerek kaslar üzerinde ve diğer dokular üzerinde de yüksek oranda fayda görmemizi sağlayan bir magnezyum formu. Bir diğer kabızlıkta fayda gördüğümüz takviye ise probiyotikler. Bağırsağımızdaki dost bakteriler azaldığı durumlarda da yani antibiyotik kullanımı, antidepresan kullanımı veya alkol kullanımı gibi bazı sebeplerle bağırsağımızdaki sağlıklı flora zarar görürse kabızlık problemlerinin altında yatan sebep olabilir. Bu anlamda da klinik çalışmalarda kabızlık üzerine etkinliği kanıtlanmış suç kodlarına sahip bir probiyotik takviyesi kullanmak birkaç ay hayata dahil etmekte kabızlık anlamında bize fayda sağlayabilir. Zaten daha önce probiyotik hakkında her şey videosunda probiyotik seçerken nelere dikkat etmek gerektiğinden bahsetmiştim. Bir de tabii SIBO varsa SIBO'yu da tedavi etmek gerekiyor. Bununla da ilgili daha önce SIBO videosunda detaylı bir şekilde SIBO'dan bahsetmiştim. Ve son olarak yapılması gereken en önemli yaşam tarzı değişikliklerinden bir tanesi de egzersiz. Özellikle burada karın egzersizleri bağırsağımızın etrafındaki sinir sistemini, otonom sinir sistemini tetikleme anlamında ve gastrik refleksi uyarma anlamında bize ekstra fayda sağlayacaktır. Aynı zamanda egzersiz yaparken terleme mekanizmaları da aktif olduğu için detoksifikasyondaki işte o videonun başında da bahsettiğim hem terleme hem de defekasyon üzerinden detoksifikasyon sistemlerini de aktifleştirmiş oluruz. Tabii videonun bu kısmına kadar özellikle fonksiyonel kabızlıktan bahsettik. Yani lif eksikliğine bağlı, sıvı eksikliğine bağlı, hareketsiz yaşama bağlı kabızlık ve burada neler yapılabileceğinden konuştuk. Ancak kabızlığın sebepleri arasında bağırsakta ilerlemeyi yavaşlatan bir tıkanıklık da altta yatan organik bir problem de yatabilir. İşte polip gibi veya bir kolon kanseri gibi bir tabloda kabızlık sebepleri arasında yatabilir. Bu nedenle özellikle işte hızlı gelişen bir kilo kaybı söz konusuysa veya bulantı, kusma gibi problemler kabızlığa eşlik ediyorsa, ayrıca ailede bir kolon kanseri öyküsü gibi bir öykü, hikaye mevcutsa veya 50 yaşından sonra da herkes kontrol amaçlı da kolonoskopi yaptırması ve bir gastroenterola danışması, bir uzman kontrolünde bu kabızlığın sebeplerinin ekarte edilmesi gerekiyor. Ancak altta yatan bir organik problem
problem yoksa videonun başında anlattığım gibi sebepler ve bunlara yönelik çözümlerden bugün elimden geldiğince bahsetmeye çalıştım. Kafanıza takılan takviyelerle ilgili diğer soruları tarafımca kaleme alınan Akılcı ve Bilimsel Takviye Rehberi isimli kitaptan okuyabilirsiniz. Ayrıca beni Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olur ve bildirimleri açarsanız yeni videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.